Şimdi bir konuğumuz var. Yerbilimci Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür. Hocam bizi kırmayıp katıldığınız için çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Şimdi ben 8 yaşındayken 99 depremini yaşayan ve evinde saatlerce kurtarılmak için mahsur kalmış biri olarak aslında hep aynı soruların sorulmasından utanıyorum ama yapılan tüm uyarılara rağmen işte bir büyük deprem, bir büyük felaket daha yaşadık. Ve baktığımız zaman sarsıntının, sallanmanın, depremin son evresi olduğunu siz zaten söylüyorsunuz. Bunun öncesinde son evreye gelene kadar birçok çalışmanın yapıldığını ifade ediyorsunuz. Öngörülerde bulunuluyor bu çalışmalarla birlikte. Haliyle ne zaman sorusundan ziyade nereler riskli? Bilim aslında bu sorunun cevabını verebiliyor. Nereler riskli diye. Şimdi aynı gün içinde iki deprem olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok büyük iki deprem aynı gün yaşandı ve bölgede artçı sarsıntılar bir yandan devam ediyor. 4000'in üzerinde şu ana kadar ve deprem hareketliliğinde bu artçı sarsıntılardan bağımsız olarak bir artış bekliyor musunuz? Evet. Şimdi yani sanıyorum bu konuşmacı arkadaşlarım olsa sizleri böyle biraz akademik düşüncelere yönlendiriyor. Şimdi o dediğim sorunun cevabı yani yer bilimi içinde olan insanlar biliyor. Yani akademik bir soru. Ama halk da merak edebilir. Bu bir cümleyle söylenir. Bu 7.7 depremi Ölü Deniz Fayı üzerinde olmuştur. Ölü Deniz Fayı da hemen geometrik ilişkide olan Doğu Anadolu Fayı'nın sürgü fayını tetiklemiştir. Yani oraya ekstra bir transfer yüklemiştir. Dolayısıyla sürgü fayında da 7.6 olmuştur. 9 saat arayla. Yani bu akademik bir şey. Yani bilimsel hatta zarar yok bilir ama bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Yani işte iki tane deprem var. Asıl gerçek olan Doğu Anadolu Fayı Bingöl Karlıova'dan başlayıp Maraş'a gelip Maraş'tan bir koluyla Adana Havzası'na kadar gitmesi Osmaniye, Ceyhan, İskenderun Körfezi. O diğeri de Ölü Deniz Fayı'yla birleşen kesimi. Yani kimi yer bilimciler Ölü Deniz Fayı'nı da bu Hatay Suriye'ye kadar gideni de Doğu Anadolu Fayı gibi Türkiye sınırları içinde olanı isimlendirirler ama o doğru değil, o Ölü Deniz Fayı. Dolayısıyla bizim halkımızın bilmesi gereken işte Bingöl Karlıova'dan Hatay'a kadar Doğu Anadolu Fayı boyunca olan bölgeler deprem bölgesi. Bence bu. Onu nasıl oldu, nasıl oldu falan bunlar biraz akademik. Biz yani insanlarımıza elbette bilgi verelim ama bunları jeolog yapmaya çalışmayalım. Jeofiziki yapmaya çalışmayalım. Buraya çıkan arkadaşlarım onlara da rica ediyorum. Böyle akademik şeyler söyleyip sanki bir farklı şey söylüyormuş gibi yapmasınlar. Yani bilimin tartışılacağı yer medya değil yani. Bu arkadaşların bilim platformlarında gider onu yaparlar. Şimdi bence biz şu aşamada bakın bu depremler oldu, bu kadar yıkım niye oldu, nasıl oldu, bundan sonra ne yapılabilir, bir daha bu depremlerle karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir, insanlar olarak bizim tepkimiz, tavrımız ne olmalı gibi yani insanlarımızı hazırlayacak, deprem kültürü verecek, kentlerimizi deprem dirençli yapacak sorgulama, soru ve konular üzerinde halk kesimi olarak daha fazla duralım derim. Yani biraz haddimizi belki bilmiyorum yani bizi affetsinler ama o daha doğrudur diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada da her zaman siz ifade ediyorsunuz deprem ülkesi olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor Türkiye'nin ve bu noktada da deprem dirençli yerleşim yerlerinin artık oluşturulması gerekiyor diye. Şimdi böyle bir yerleşim alanı oluşturmak nasıl mümkün olabilir? Hangi parametreler bir araya gelebilir bunun için? Evet, şimdi benim görüşüme göre yani öyle olursa daha doğru olur diye yoksa ayrıntı yapmayalım demek değil.
biz bu ülkede artık deprem tartışmasını bırakalım. Yani deprem olacak mı? Olmayacak mı? Ne zaman olacak? Nerede olacak? Hangi fay kırıldı? Bu fay ne oldu? Bunları bırakalım yani. Yani özel ilgi alanınız varsa bunları okursunuz. Dünyada da bütün bu bilgiler açık, ulaşabilirsiniz. Bizim yani depremci arkadaşlarımız, öyle depremci deniliyor. Aslında depremci diye bir tabir yoktur ama bizde öyle deniliyor. Biz de ses çıkarmıyoruz. Arkadaşlarımız da bu tür eğilimle konuşmamaları lazım. Bir şeyi kabul etmemiz lazım. Bakın millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak, yerel yöneticiler olarak. Türkiye Cumhuriyeti bir deprem ülkesidir ve cumhuriyetimiz, insanımız her an, her yerde büyük bir deprem olabilecek bir ortamda, bir coğrafyada yaşamaktadır. Şimdi bu ülkedeki depremlerin mekanizması, oluşum mekanizması 13 milyon sene önce oluşmuştur. 13 milyon seneden günümüze kadar da depremler ola gelmiştir. Bundan sonra milyonlarca sene daha devam edecektir. Şimdi biz de Türk milleti olarak eğer bu topraklarda ebediyen yaşayacak isek depremi de durdurma gibi bir gücümüz olmadığına göre biz depreme dayanıklı, dirençli deprem kentleri oluşturmak suretiyle artık bu deprem korkusundan kendimizi arındırmamız lazım. Tıpkı Japonya gibi, Meksika gibi, Amerika gibi. Yani depremi tartışmayalım, onu bir gerçeklik olarak kabul edelim. Ve biz yerleşim alanlarımızı depremde yıkılmayacak, insanımız ölmeyecek şekilde bunları yapalım. Şimdi bunları nasıl yapacağız dediğin zaman, şimdi kentin tüm bileşenlerini deprem dirençli hale getirmek lazım. Kentin bileşeni derseniz, yani kenti oluşturan parametreler, yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre, ekosistem ve ekonomi. Şimdi bunların her birine olası bir depremde, depremin büyüklüğüne göre alabilecek zararları daha deprem gelmeden hesaplarsak, yani hazırlamada en büyük deprem hesabına göre bunlar hesaplanır. Biz bu bileşenleri tek tek incelersek, yani diyelim ki şu kentimiz en büyük şu depreme maruz kalabilir. O zaman altyapı böyle bir depreme dayanır mı dayanmaz mı? Bütün çalışmalarımızı altyapıda analiz yapacağız. Biz ona risk analizi diyoruz. Yani evlerimiz dayanır mı, altyapı dayanır mı, şu tünel dayanır mı, şu yol dayanır mı veya şu havaalanı ne olur, işte kanalizasyon sistemi ne olur falan falan. Yani uzun uzun anlatmayayım. Bunları yazarız. Yapı stokuna bakarız. Halka bakarız. Ne kadar kişi ölür, ne kadar kişi yaralanır bu depremde. Bütün onları deprem gelmeden önce bilime dayalı olarak analiz eder, tespit ederiz. Şimdi bütün kent bileşenlerinin olası depremde görebileceği zararları analiz ettiğimiz zaman biz ona risk analizi deriz. Bütün buna risk analizi. Yani şu büyüklükte deprem olursa riskimiz ne olur? Bunu öğrendikten sonra yapacağımız üçüncü adım bu deprem gerçekleşirse ben gelmeden önce bu riskler madem olacak, ben deprem gelmeden önce riski nasıl azaltırım? Yani yıkılacak veya zarar görecek binaları nasıl daha güçlü yaparım? Havaalanım gidecekse bu havaalanını nasıl depreme dayanıklı yaparım? Eğer diyelim ki şu kadar insanım ölecekse ölmemesi için onları nasıl planlar programların evlerine göre vesaire. Altyapı keza öyle. Ekonomi öyle. Ekonomi çökecekse bak şimdi orada Gaziantep, Maraş'ta ekonomi bitti. Yani biz şimdi bunları konuşmuyoruz. Tabii şu anda acılıyız. İnsanlarımızı konuşuyoruz ama Evet. şimdi Kahramanmaraş ve Gaziantep senelerce
artık o üretken ekonomiye kavuşabilecek mi? Oradaki insanlar açlıktan bu sefer işsizlikten mutsuz olacaklar. Belki de terk edecekler. Şimdi bütün bunları deprem gelmeden bu sefer risk azaltma çalışmaları yapacağız. Onları yaptıktan sonra da kentimiz artık deprem dirençli hale gelecek. Çünkü o yörede en büyük depreme göre biz bu çalışmaları yapacağız. Bunu böyle yapıyorlar. Bak bu büyüklükte depremler Endonezya'da oluyor. İşte Uzak Doğu'da oluyor, Meksika'da oluyor, Amerika'da oluyor. Ne bileyim ben İtalya'da oluyor. Evet. Her neyse. Ama bu kadar hasar görülmüyor. Yani bu doğru değil. Bu doğru değil. Belli ki biz bir takım şeyleri yapmıyoruz. Onun için de işte tablo bu. Eğer biz bu dediklerini yapmış olaydık, deprem dirençli kentler oluşturmuş olaydık, depremden biz korkmayacaktık. 3-5 kişi ölse bile tesadüfen ölecekti. Başka da bir şey olmayacaktı. Ama hasar görür, bina çatlardı, patlardı ama onları da kolay tamir ederdik. Böyle bir facia olmazdı. Kaldı ki biz bu depremin geleceğini yani ta 1999'dan beri söylüyoruz. Evet. En sonda 2020'den beri bütün benim videolarıma bakın. Var bağırıyorum ben, söylüyorum yani. Biliyorum. Yani bunu biliyoruz, hükümet biliyor. Şeyi biliyor, yerel yönetim biliyor ve üzülerek söylüyorum, halkın kendisi biliyor. Şimdi deprem konusunda bu kadar hassaslaşan bir halkı anlıyorum, acımız büyük. Ben onları üzmek istemiyorum ama şunu da bilim adına sormaktan edemiyorum. Ey halkım, biz buraya deprem geliyor diye uyardığımız zaman niye bu hassasiyetiniz yoktu yerel yönetimler ve hükümetler üzerinde? Neden? Neden? Halk eğer sahip çıkmazsa kendi sorunlarına, hükümetini, yerel yönetimini kendisi yönetmezse, yönetmek demek talep etmek demektir. O zaman biz bu işleri çözemeyiz ya. Yani mümkün değil. Evet hocam, şimdi çok büyük bir alanda yıkım yaşandı diyoruz. Şimdi orada da elbette çalışmalar sürdürülüyor. Hasar tespit konusunda, enkaz kaldırma konusunda çalışmalar yürütülüyor. Şimdi yıkım yaşanan o bölgeler için sormak istediğim ilk olarak artık o bölgede ne yapılmalı? İlk atılacak adım. Evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız şunu dedi. İnsani amaçla yaklaştı. Çok da doğru ve haklı. Biz dedi en kısa zamanda burada dedi hemen binaları yapacağız. İnsanlarımızı kalıcı konutlara geçireceğiz ve bu acılara da son vereceğiz dedi. Bu insani yaklaşım doğrudur. Şimdi ben o zaman buna yani kendi medyamda, Twitter'ımda, benim medyam yok da Twitter'ımda dedim ki lütfen bunu yapmayın hemen. Sebebi de şimdi bak ben şunu diyorum. Deprem dirençli kentler oluşturabilmek için bütün kentlerimizde mikro bölgeleme çalışmasının yapılması lazım. Şu anda Türkiye'de bir İstanbul'da var, bir de İzmir'de yapılıyor. Daha kentlerimizde mikro bölgeleme çalışması yok. O var diyenler onlar gerçek mikro bölgeleme çalışması değil. Onlar bir takım böyle bilgi, belgeyi derleyip toplayıp üst üste getirip koyulan şeyler.